Milli ekonomi modelinin mucidi, çok değerli hocam Profesör Doktor Haydar Baş Bey, Rusya'dan, Türk Cumhuriyetlerden, Avrupa'dan ve Türkiye'den kongremize katılarak, sunumlar yaparak katkıda bulunan değerli akademisyenlere ve siz değerli izleyenlere hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli kardeşlerim, niçin biz konu başlığını Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in 2005 yılında iktisat literatürüne kazandırdığı milli paraların oluşturduğu yeni dünya düzeni olarak ifade ettik? Çünkü bilen de bilmeyen de ilk defa Profesör Doktor Haydar Baş Bey'den duymasına rağmen ortalığa çıkan, içini mahiyetini bilmeden bunu kullananlar olduğu için bir, iki, 13 yıldan bu tarafa dünya nüfusunun %40'ı Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in milli ekonomi modelindeki parayı hayatlarına geçirdiler. Bugün de dünya meydan okuyorlar. Onun için bu başlığı özellikle seçtik. Çünkü kapitalizm tıkandı ve artık dünya sahnesinden silinmek üzeredir. Onun yerine doğan, 2005 yılında doğan bir güneş var. Milli ekonomi modeli var. Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in tezi var. O tez bugüne kadar BRICS ülkeleri başta olmak üzere dünya nüfusunun %50'sini aydınlatıyor. Bir şey daha söyleyeyim Mehmet abiye. Güzel şey söyledi. Mehmet abi üzülme. Onlar da gelecekler. Ama biz istiyoruz ki yürüyerek gelsinler, sürünerek gelmesinler. Takdir onlarındır. Burada bulunan kardeşlerimiz 2005 yılından bugüne kadar bu teze destek veren Fransızı, İngiliz'i, Alman'ı, Hollandalısı, Amerikalısı, Bulgar'ı, Yunanistanlısı, Türk'ü, Rus'u, Tataristanlısı vesaire. Bugüne kadar katılan bütün insanlar aslında akademisyenler bir şey imza attılar. Sizler ve bizler yeryüzündeki bütün mazlum milletler adına, işsizler adına, yoksullar adına, çaresizler adına biz buradayız. Onun için sizler ve bu teze yorumlarıyla destek olanlar inanın tarihe çok ciddi bir not düşüyorlar. Onun için ben milli ekonomi modeli yeni değil. 13 yıldan beri dünyada bir devrim gibi, bir güneş gibi parlıyor. Onun için birliğin genel sekreteri olarak bugüne kadar yapılan çalışmaları, milli ekonomi modelinin geldiği noktayı sizlere kısa olarak sunmak istiyorum. Görürseniz Rusça, İngilizce ve Türkçe olarak da ekrandan takip edebilirler. Çünkü programa katılan arkadaşlarımız içerisinde Ruslar da var, Avrupalı arkadaşlarımız da var. Profesör Doktor Haydar Baş'ın 30 yılımı verdim dediği milli ekonomi modeli bugüne kadar 9 uluslararası kongreyle toplam 50 ülkeden 500'ü aşkın iktisat alemiyle dünyaya tanıtılmıştır. 2005 yılında Türkiye İstanbul'da olmak üzere uluslararası kongreler 2006 yılında Azerbaycan Bakü, 2007 yılında Almanya Heidelberg, 2-3 Kasım 2013 yılında Kıbrıs Lefkoşa, 27 Şubat 2013 yılında bu Rusya, Moskova ve diğer değişik yerlerde bugüne kadar 9 uluslararası kongre yapılmıştır. Bugün inşallah hep beraber 10. uluslararası kongremizi yapmış olacağız. Yapılan kongrelere Bonn Üniversitesi, Viyana Teknik Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, 1943 yılında kurulan Kıbrıs Türk Çiftçileri Birliği'nin ve Uluslararası Bağımsız Ekonomi Modeli Birliği'nin organizasyonuyla gerçekleştirildi. Tezim matematiği, matematik formülasyonu ve bilgisayar simülasyonu Rus bilimciler tarafından Profesör Doktor Yuri Kavreles ve Profesör Doktor Vladimir Lebeder tarafından geliştirilmiş, Heidelberg'de düzenlenen Uluslararası MEM Kongresi'nde sunulmuştur. Uluslararası Bağımsız Ekonomi Modeli Birliği ilk önce 2006 yılında kuruldu. Birliğin genel başkanı
Profesör Doktor Haydar Başbey, Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Vladimir Lisiçkin'dir. Milli Ekonomi Modeli kitabı ilk önce 2005 yılında Azerbaycan İktisat Üniversitesi'nin yayınları arasında hayatına başlamıştır. Daha sonra İngilizce, Almanca, Rusça, Azerice ve Farsça dillerine çevrilmiştir. 2006 yılında Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı 2 günlük kongre finalinde katılımcı 100 kişi, 100'ü aşkın iktisat alimi tarafından eserin sahibi Profesör Doktor Haydar Başbey'e Nobel'e aday gösterilmiştir. Katılan bilim adamları tarafından eserin mevcut hiçbir ekonomi görüşüne alternatif olmadığı, insana, paraya, kaynaklara, devlete, sosyal devlete, senyoraja, mikro ve makro analize, üretim ve tüketime getirdiği orijinal yaklaşım ve çözümleriyle bir tez olduğu gerçeği ifade edilmiştir. 2006 yılında kurulan Uluslararası Ekonomi Birliği Teşkilatı az gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş olmasına rağmen tam istihdamı, sürekli büyümeyi, gelir dağılımındaki eşitliği sağlayamayan ülkelerin ekonomilerine yol göstermek, çözüm önerinde bulunmak göreviyle üstlenmiştir. 2005'ten bugüne uluslararası kongrelerde milli ekonomi modelini, tüketim eksenli analizleri ve paraya getirdiği orijinal ve özgün tanımı bütün dünyanın dikkatini çekmiştir. Özellikle yeni bir sistem arayışında olan bütün dünya devletlerinin umudu haline gelmiştir. Kongrelere katılan ülkeler içerisinde özellikle Rusya, 2005'ten beri Profesör Doktor Haydar Başbey'i ve tezini aralıksız takip etmiş, 2007 Şubat 2013 yılında Rus parlamentosu Duma'ya davet ederek tezi sahibinden canlı olarak dinlemiştir. Profesör Doktor Haydar Baş'ın milli paralarla ticaret yaparak ve yerli emek ve üretim olduğu her yerde milli paralara hakim kılma fikri bütün dünyada özellikle Rusya'da çok büyük karşılık bulmuştur. Milli ekonomi modelinin milli paralarla ticaret fikri benimseyip uygulamaya koyan Rusya, bu düşünce etrafında BRICS Birliği'nin de kendi aralarında milli paralarla ticaret yapmasının öncülüğünü yapmıştır. Başta Fransa olmak üzere Yunanistan, İspanya, İtalya gibi Avrupa Birliği, Asya, Güney Amerika, Uzak Doğu ülkelerinde milli ekonomi modelinin tüketiciyi destekleyen sosyal devlet projeleri ve milli paralarla ticaret yapma fikrini gündeme taşımış, programlarına almış partiler ülkelerinde yıldızları parlamış, bazıları ise iktidara gelmişlerdir. Çevreye saygılı, merkezine insanı yerleştiren, vatanperver ekonomi olarak dünyada ün yapmış milli ekonomi modelinin 9. Uluslararası Kongresi 22 Mart 2015 günü İstanbul'da gerçekleşmişti. Profesör Doktor Haydar Baş'ın milli ekonomi modelindeki para denkleminden hareketle MEM'deki para tanımı ve milli paralarla ticaret yapma konulu 9. Uluslararası Kongre'ye Avrupa devletlerinden, Rusya'dan, Güney Amerika, Türk Cumhuriyetlerinden ve Türkiye'den katılan birçok iktisat alimi ve siyasetçilerin katılımıyla gerçekleşmiştir. Kongre'ye katılan ve bugün de inşallah dinleyeceğimiz BRICS Birliği'nin iş geliştirmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Vladimir Gorbonovski, biz Haydarbaş'ın milli paralar ticaret tezini BRICS olarak uyguluyoruz. Bu hususta ortak merkez bankası gibi birçok çalışmamız da mevcuttur. Türkiye BRICS'te olarak birlikte yerini alması onun tabi hakkıdır. Zira milli paralar ticaret tezinin sahibi bir Türktür, Profesör Doktor Haydar Baş'tır. Bu şekilde ifade etmişlerdir. Dünyanın geldiği noktaya bakılırsa, kapitalizmin çarpık sömürü düzeninden insanlığı kurtaracak tezin milli ekonomi modeli olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Tezin paraya getirdiği yeni tanım ve uluslararası ticarette kullanılan milli para denklemi kapitalizmin ölümüne, yeni dünya düzeninin doğumuna neden olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bireyin kimseye muhtaç olmadan ekonomik bağımsızlığını kazandığı,
devletlerin borçlanmadan ekonomilerini büyüttüğü, tam İslam'ın sağlandığı ve gelir dağılımındaki adaletin korunduğu yeni dünya düzeni milli paraların devreye girmesiyle şekilleniyor. Uluslararası ticaret, milli paraların dolaşımda olması, karşılığı olmayan veya karşılığı dünya devletlerinin emek ve üretimi olan paranın sonunu getirmektedir. Milli para, Avrupa Birliği'nin sömürüsü denkleminin bozmuş, emperyalist düzenin çomak sokmuş, bundan sonra dünya devletleri yerli emek ve üretimleri karşılığında milli paralarını kullanarak emek ve üretim hırsızlığını artık ondan kurtulmuşlardır. Profesör Doktor Haydar Baş'ın ilk defa 2005 yılında milli para ifadesini ifade ederek milli para denklemini ortaya koymuştur. Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in iktisat literatürüne kazandırdığı milli para denklemi ABD'nin yani Amerika Birleşik Devletleri'nin emperyalist kapitalist düzeninin birlikte batışına, rengi siyah olduğu için ikinci sınıf insan muamelesi gören, evi olmadığı için köprü altında yatan milyonlarca işsiz, yoksul, Amerikan halkının ise kurtuluşuna vesiledir. Bugün burada icra edeceğimiz 10. Uluslararası Milli Ekonomi Kongresi, milli paraların oluşturduğu yeni dünya düzeni başlığı çerçevesinde milli ekonomi modelinin dünyada oluşturduğu gelişmeleri değerli katılımcılar tarafından dinleyeceksiniz. Ama ben şimdiden şu müjdeyi verebilirim. Ekonominin merkezine bireyi ve hane halkını koyan baba devletin sosyal devlet projeleriyle bireye ekonomik bağımsızlığını kazandıran milli ekonomi modeli yeni dünya düzeni adı modeli yeni dünya düzeninin adı olmuştur. Yer kürede yaşayan bütün insanlar için hayırlı uğurlu olsun. İnsanlığı kurtaracak bu tezi 30 yıl kutsal bir yük olarak taşıyan ve 30 senenin sonunda doğumunu gerçekleştiren Profesör Doktor Haydar Baş'a yeryüzünde yaşayan bütün mazlumlar, kimsesizler, emekliler, köylüler, memurlar, işsizler, işçiler, ev hanımları adına şükranlarımızı arz ediyorum. Yeni dönem onun onurlu yaşamı çoktan hak eden bireyin önemsendiği dönem olacaktır. Hayırlı olsun. Bu tarihi kongreye tanıklık yapmak, herkese ve daha yaşanabilir bir dünyanın inşası için kongrede sunumunu yapacak katılımcılara katkılarından dolayı Uluslararası Bağımsız Ekonomi Birliği Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş Bey ve Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Vladimir Lisiçkin adına teşekkürlerimi arz ediyorum ve bu kongrenin mutfağında çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle tercümelerde bize faydalı olan Cem Odaman'a ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bizler de